Merhaba. 14. hikaye. Beklenmedik fırsatla karşınızdayım. Bu hikayemizde size anlatmaya çalıştığım teknik zihin haritaları, hedef belirleme, motivasyondu. Biraz zihin haritalarından bahsetmek istiyorum. Zihin haritalarında uzun uzadıya notlar alınmıyor. Çok basit bir şekilde konunun özeti, öğrenmek istediğiniz neyse o ortaya çiziliyor. Kenarından güneş gibi oklar çıkarılarak bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa küçük küçük notlar alınıyor. Eğer bir konu çalışıyorsanız o konuya ilişkin notlarınızı alıyorsunuz. Ya da bir hedef çalışması yapmak istiyorsanız aynı burada olduğu gibi hedefim ne? İstanbul Üniversitesi İngilizce Mimarlık. Peki ben bunun için ne yapabilirim? Daha çok matematik çalışabilirim. Sakin olabilirim. Çünkü eğer heyecanlıysam maalesef buna başarılı olamam. AYT konularını tekrar edebilirim gibi gibi kendime neler yapmam gerekiyorsa bunları çok güzel bu şekilde çiziyorum. Eğer bu bir konuysa az önce de belirttiğim gibi konuyu ve konuyla ilgili bilmem gerekenleri yanına not ediyorum. Şimdi bizim motivasyonumuz iç motivasyon ve dış motivasyon olarak iki ayrı kısımdan oluşuyor. İç motivasyon İçten gelen bizi motive eden bir konuya yönelik kendi istek ve arzumuz. Bunun için bir şey yapmamıza gerek yok. Önemli olan iyi bir hedefimizin ve amacımızın olması. O zaten bizi motive edecektir. Ama dış motivasyonda işte yapabilirsin, başarırsın, sen harikasın gibi gibi sözlere ihtiyaç duyuyoruz. Ama dış motivasyon nasıl? Size göstereyim hemen. Dış motivasyon şöyle. Bu buzdolabı poşetinin şişmesi gibi. Size güzel güzel sözler söylendi ama öyle bir an geldi ki size sen zaten yapamazsın dediler. Bitti. Yani maalesef dış motivasyon sizi dıştan telkinlere açık hale getiriyor. O yüzden de pek tercih etmediğimiz bir şey oluyor. İç motivasyon yani amacıma kilitlenmek, hedefime kilitlenmek bizi motive ederek hedefimize taşıyor.